Depremin vurduğu Hatay'da sürdürülebilir eğitim ortamı sağlamak amacıyla PVC Türkiye ve Türk Eğitim Vakfı işbirliğinde inşa edilen iki okuldan Çakı köyündeki okulun resmi açılışı düzenlenen törenle gerçekleşti. Hatay'ın Çakı ve Saylak köylerindeki okullar toplam 16 sınıf ve yaklaşık 500 öğrenci kapasitesiyle bölgenin eğitimine önemli katkılar sunacak. 57 yıldır eğitimde fırsat eşitliği hedefiyle başarılı ve imkanları kısıtlı öğrencilere desteklerini sürdüren Türk Eğitim Vakfı ile 43 yıldır Türkiye'de vergi, denetim, danışmanlık ve dijital hizmetler alanlarında iş dünyasında hizmet veren PVC Türkiye, Hatay'da iki yeni okul projesini imza attı. Hatay'da yaşanan depremin ardından bölgede sürdürülebilir eğitim ortamı sağlamak amacıyla Çakı ve Saylak mahallelerinde yer alan iki yeni okul, depremden etkilenen öğrencilerin kendi ilçelerinde eğitimlerine devam edebilmelerini sağlayacak. Yayladağ ilçesi Çakı mahallesinde 4 artı 1 dersliğiyle 150 öğrenciye ev sahipliği yapacak PVC TEV Çakı İlkokulu öğrencilerin hizmetine açıldı. Kırıkan ilçesi Saylak mahallesinde ise modern eğitim altyapısı ve geniş imkanlarıyla ilk etapta 365 öğrenciye hizmet verecek olan PVC TEV Saylak İlkokulu ve PVC TEV Saylak Ortaokulu inşası devam ederken aynı zamanda faaliyete geçerek bölgedeki öğrencilere nitelikli eğitim imkanı sağlanacak. Yeni açılan okulların şehre hayırlı olması dileğinde bulunan Hatay Valisi Mustafa Masatlı şöyle konuştu. Bütün bu işler, bütün bu hizmetler yapılırken devlet millet işbirliği, sivil toplum örgütleri ve yardımsever vatandaşlarımızın da çok fazla desteğini gördük. Burada özellikle bugün Çakı İlkokulu'nda ve biraz sonra da sanıyorum öğleden sonra da oraya geçilecek. Saylak İlkokulu da eğitim öğretim hizmetlerine dahil olacak. Şimdi bütün bu hizmetlerin yapılmasında tabii ki çok kişinin emeği var. Çok kurumun emeği var. Bugün de gerek Çakı gerekse Saylak'ta bu kurumlarımızın açılmasında destek veren, yardımcı olan Türk Eğitim Vakfı'na ve PCW sivil toplum örgütüne buradan teşekkür ederim. Bu eğitim kurumlarımızın başta Hatay'ımız olmak üzere ilçelerimize, bu kırsal mahallelerimize hayırlar getirmesi temennisinde bulunuyor. TEV Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Mehmet Şükrü Tekbaş, Hatay'a kazandırılan iki okul ile ilgili yaptığı açıklamada kentteki eğitim yatırımlarının bölgeye yönelik kıymetli projelerden biri olduğunu vurguladı. Türkiye'yi geleceğe götürmek, çağdaş muasır medeniyetler seviyesine gelmek ancak eğitimli olur, bilimli olur, fenli olur. Burada da ve sabahki okulda da o yazıları büyük keyifle gördüm. Bu projede emeği geçen herkese, PwC yöneticilerine, Türk Eğitim Vakfı çalışma arkadaşlarıma, yöresel katkıda bulunan belediyemiz ve diğer kurumlara ve özellikle Günhan Bey'e çok teşekkür ediyorum. PVC Avrupa Kıdemli Orta AB Başkanı Petra Justenhoven eğitimin önemine değinerek şöyle konuştu. PwC olarak eğitim bizim için her zaman özel bir öneme sahip. Eğitimin hayatları dönüştürme gücüne sahip olduğuna derinden inanıyor ve bu alandaki kararlılığımızdan asla taviz vermiyoruz. Kriz zamanlarında eğitim umut dolu bir ışık olup toplumların küllerinden yeniden doğmasına yardımcı olan güçlü bir araçtır. Eğitime yatırım yapmak bireylerin zorlukların üstesinden gelmesini sağlıyor ve daha aydınlık, umut dolu bir gelecek için yollar açıyoruz. We will count ourselves profoundly blessed. PwC Ağı olarak gerçekten olağanüstü bir başarı imza attık. İnşasını üstlendiğimiz bugün birinci... From the ashes. By investing in education, we empower individuals to overcome adversity and pave the way for a brighter, more promising future. PwC olarak eğitim bizim için her zaman özel bir öneme sahip. Eğitimin hayatları dönüştürme gücüne sahip olduğuna derinden inanıyor ve bu alandaki kararlılığımızdan asla taviz vermiyoruz. Kriz zamanlarında eğitim umut dolu bir ışık olup toplumların küllerinden yeniden doğmasına yardımcı olan güçlü bir araçtır.
Eğitime yatırım yapmak, bireylerin zorlukların üstesinden gelmesini sağlıyor ve daha aydınlık, umut dolu bir gelecek için yollar açıyoruz. We will count ourselves profoundly blessed. PwC ağı olarak gerçekten olağanüstü bir başarı imza attık. PwC Türkiye olarak eğitimin öneminin farkında olduklarını belirten PwC Türkiye kıdemli ortağı Cenk Ulu şöyle konuştu. İnşasını üstlendiğimiz, bugün birincisi burada, ikincisi Saylak'ta olan eğitim kurumlarımızda yaklaşık 500 öğrencimiz eğitim alacak. Bu çalışmaları TEV valisiyle birlikte yaptık. Ben tekrar TEV valisine ve gönüllülerine sonsuz teşekkür ediyorum. PwC Türkiye olarak bu yolculuğun sadece okul inşasıyla sınırlı kalmasını istemiyoruz. Çocuklarımızın eğitimle ilgili her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için çalışanlarımızla birlikte süreci takip edip destek vereceğiz. Çünkü bir çocuğun eğitimi bir toplumun geleceğine yapılan en değerli yatırımdır. Bugün burada bizimle olduğunuz için teşekkür ediyorum. Okulumuzun Hatay'a ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Yayla Dağı'ndaki PwC TEV Çakı İlkokulu'nun açılışına Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın yanı sıra il ve ilçe milli eğitim müdürleri, TEV Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Mehmet Şükrü Tekbaş, TEV Yönetim Kurulu üyesi Fırat Tekin, TEV Genel Müdürü Banu Taşkın, PwC Avrupa Kıdemli Ortağı ve Başkanı Petra Justenhoven, PwC Türkiye Kıdemli Ortağı Cenk Ulu, PwC Türkiye Şirket Ortağı ve Müşteri ve Endüstri Grupları Lideri Cihan Harman, Yayladağ Kaymakamı Halil Yazıcı ile öğrenci ve veliler katıldı. Katılımcılar daha sonra Kırıkhan Belediye Başkanı Ömer Erdal Çelik ile Kasım ayında açılması planlanan Kırıkhan ilçesi Saylak Mahallesi'nde yapımı devam eden PwC TEV Saylak İlkokulu ve PwC TEV Saylak Ortaokullarının inşasını yerinde gözlemledi. Herkes bunu sallayabilir mi?